Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen hafta Akşemseddin Hazretlerini çektik Cihan hocamızla. Akşemseddin'i anlatırken biliyorsunuz Hacı Bayram'dan çok bahsettik. İkisini çok ilişkilendirdik. Bugün de Ankara'nın Altındağ semtindeyiz. Altındağ semti ne demek? Hacı Bayram demek. Ankara Kalesi demek. Ankara'nın aslında en tarihi bölgesi. Yani Ankara'nın ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Ulus bölgesi, Altındağ bölgesi. Şimdi burada ee, en önemli zatlardan bir tanesi Ankara'ya çok önemli e, bir değer katan, Hacı Bayram'dan bahsedeceğiz. Yanımızda yine Cihan Hocamız var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. İyiyiz hocam. Şimdi ben yine çok heyecanlıyım. Çünkü e, çok güzel bir seri yaptık. Tapduk Emre yaptık. Arkasından Akşemseddin yaptık. O kadar Hacı Bayram'dan bahsettik orada. Yunus Emre'den bahsettik. Devamı inşallah gelecek ama Akşemseddin'den sonra Hacı Bayram'ı anlatmamız lazım. O yüzden bugün Hacı Bayram yapalım dedik. Siz yine bizi kırmadınız. Geldiniz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, neler söyleyeceğiz hocam ee, Hacı Bayram'la ilgili? Evet, e, şu an bulunduğumuz nokta çok önemli. Hem en eski yerleşim bölgesi, sizin de ifade ettiğiniz evet, gibi. Evet, evet. Hem de böyle bir seyir tepesi. Evet. E, etrafı da çok güzel yapıldı, çevre düzenlemesi yapıldı. Evet. E, Hacı Bayram Veli Hazretleri, Akşemseddin Hazretleri'nin hocası. Hacı Bayram'ın hocası da Somuncu Baba. Demek ki sizin de bir Somuncu Baba'ya gitmeniz lazım. Evet efendim. Ondan sonra da Baba Somuncu Baba'ya gidip Baba, böyle bu çok önemli. <laughs> devam edeceğiz. Ee, hem Aksaray'da hem de Malatya Darende de metfun evet, evet. Somuncu Baba'nın türbesi Şeyh Hamidi Velim Ki e, şu an huzurunda bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretlerine Hacı Bayram ünvanını veren de odur. Somuncu Baba. Tabii. Hı hı. Ee, bir bayram gününde, kurban bayramı gününde e, Somuncu Baba'nın yanına geldiğinde ne güzel bugün iki bayramı birden kutluyoruz. Bundan sonra sana bayram diyelim. Ve beraber de Şam'a gittiler, Hicaz'a gittiler. Hac görevlerini yaptılar. Hacı Bayram oldu. Hmm. Asıl adı e, Numan bin Ahmet'tir. E, annesinin adı da Fatma Hanım'dır. Üç kardeştir Hacı Bayram Veli Hazretleri. E, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini de biliriz ki onun adı da Numan'dır. Hmm. Hacı Bayram'ın adı da Numan'dır. Hı hı. Hacı Bayram Veli Hazretleri doğum tarihi kesin olarak e, şu denilmese de 1352 genelde ifade edilen bir rakamdır. E, 1352-1429-1430 yılları arasında yaklaşık 78 yıl, 80 yıl bunu 90 yıla çıkaran da vardır. Yaşamış bir zatı muhteremdir. E, kendisi Somuncu Baba Hazretlerinden el aldıktan sonra e, Bayramiyet tarikatını kurmuştur. Ve o, o ekol devam etmiştir. Ee, Ankara'mızda e, çubuk çayının üzerinde Zülfazıl eski adıyla. Zülfazıl. Evet ne demektir Zülfazıl? Ne demek Fazilet hocam? sahibi demektir. Fazilet sahibi bir köyün adıdır. O köyde dünyaya gelmiştir. Zülfazıl. Evet, Zülfazıl evet. daha sonra Solfasol diye ismi Zülfazıl. değiştirilmiştir. Ha, evet. Maalesef. Evet keşke eski adıyla zülfadl tam ifade edeceksek mahreçleriyle zülfadl hmm. ifadesi daha sonra solfa sol diye bir Geçer. müzik notalarıyla değiştirilmiştir. Geçer. Evet. köyünde dünyaya gelmiştir. Bursa'da eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Ankara'da müderrislik yapmıştır. Yine Ankara'mızda Melike Hatun Camii yapılmıştır. <laughs> operada. Yeni yapılan, evet. Yeni yapılan bir camimizdir. Muhteşem bir cami oldu. Evet, evet, ee, o caminin oldu. Melike Hatun onun kurduğu medreseler var. O medreselerde öğretmenlik, müderrislik yaptığını <laughs> biliyoruz. Ee, profluk seviyesine günümüzün ifadesiyle söylemek gerekirse profesörlük seviyesine yükselmiş bir <laughs> zattır. Ee, Somuncu Baba'nın talebelerinden bir tanesi olan Eşhü Karaman Hazretleri e, Somuncu Baba'dan aldığı emirle Ankara'ya gelir. Hı hı. Hacı Bayram Veli Hazretlerini e, Kayseri'ye davet etmek ister. Hı hı. E, davet Somuncu Baba'dan geldiyse gitmek lazımdır. Der, e, der hı hı. ve e, yola düşerler. Kayseri'ye giderler. İşte Kayseri'de Somuncu Baba ile karşılaşırlar. Ama giderken doğruyu söylemek gerekirse e, gönlünde şöyle de bir his vardır. Ya e, ben işte koskoca profesör oldum. Gideceğimiz zat e, bir ilkokul mezunu bugün ifadesiyle söylemek gerekirse yani daha az okumuş e, zahiri ilimler noktasında söylüyoruz. E, gitsen mi gitmesen mi diye düşünürken bir Allah dostudur o. Ne olursa olsun gidilmesi en azından duası alınması gerekir diye yollara düşer ve öylece gelir. Tabi yine anlatılır ki e, Somuncu Baba Hazretleri ee, onun bu haline adeta vakıf olmuş, hissetmiş. Ve o gelince şöyle bir soru sormuş. Zahir ulemasının e, ölüleri ile e, batıni ilimlere sahip kişilerin ölümlerinin mertebelerinin hallerini görmek ister misin? Hmm. Hangisini tercih edersin? Hmm. Zahir ulemasının hmm. ölülerin hmm. mertebelerini hmm. mi, evet. batıni ilimlere sahip e, kişilerin, Ölümlerinin mertebelerini mi? Hı. Hangisini tercih edersin? Ee, der ki tabii ki ben buraya tasavvuf ilmi için geldim, Gel. gönlümdeki boşluk için geldim, ee, batıni ilimlere sahip olmak isterim der. Ve öylece tasavvufa, savunucu babaya talebe olur. olur ve tam 18 yıl 18. bu talebelik devam eder. Hı. 18 yıl. Ee, Yusuf Hakiki Hazretleri ile birlikte hı hı. E, Somuncu Baba'nın oğludur. O da Aksaray'da metfundur. Yusuf Hakiki ve Hacı Bayram Veli. Somuncu Baba vefat ettikten sonra e, acaba hangisi halife olacaktır diye hı. düşünülürken Hacı Bayram Veli Hazretleri e, gel ne olursan diye çağrısına hemen uyarak gitmiştir. E, Yusuf Hakiki Hazretleri de e, gitmiştir ama Sonuncu şey Hacı bayram Veli biraz ya burada bir makam söz konusu olabilir Ben gitmezsem daha iyi olur, olur Biz ha. Faki Hazretleri gitse hoş olur falan denildiğinde e, içinde böyle bir duygu belirdiğinde yine aynı şekilde ilk geldiği gibi e, hocamız çağırıyorsa gitmek, gitmek gerekirdir lazım. der hı hı. yani e, Ankara'da olup da Ankara'da yaşayıp da işte bir başkenttir Türkiyemizin hı hı. E, başkentinde bulunup da burada Hacı Bayram Veli Hazretlerini ziyaret etmemek adeta onun sonuncu babaya gitmemesi gibi bir şeydir. Oo, o yüzden evet. mutlaka her bir kardeşimin burada Hacı Bayram Veli'ye gelmesi lazımdır ki. E, hazin bir şey. E, hadi geldik, hadi ziyaret ettik ama hakkında hiçbir şey bilmeyiz. Bilmiyoruz. Hakkında hiçbir malumat, hiçbir kitap okumamışız. E, muhteşem eserleri var ki eserlerini özellikle şiirlerini ne yapıyor? E, Türkçe yazıyor. Ee, böyle Farisi, Arapça kelimelerden uzak Türkçe, yalın Yunus Emre'miz gibi, aynen he, halkın anlayacağı bir şekilde, onların içinden çıkmış birisi olarak yazıyor ve de çok da güzel. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm diyor. Hacı Bayram Veli Hazretlerini ziyaret etmemek mümkün değil. Evet. Onu ziyaret etmemek ne demek? İşte e, çağırdığında Somuncu Baba'nın gitmediğini düşünseydik onun huzuruna gitmemek bir evet. Allah dostunun duasını almamak, almamak demektir. demektir. E, o yüzden Ankara'da olup da her bir kardeşimin mutlaka buraya ziyarete gelmesini ziyarete gelmesi lazım ki e, eserlerini okuması lazım. E, hadi geldi ne hazindir ki e, Hacı Bayram Veli'nin hiçbir eserini okumamış, hayat hakkında hiçbir bilgi edilmemiş, ee, böyle kuru kuruya kurban olan bir ziyaret. Biz onu da istemiyoruz, buraya gelelim, ziyaret edelim, dua edelim, ee, onu tevessül kılalım, vesile kılalım dualarımıza ve onun eserlerini okuyalım. Ne güzel demiş, yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm yanmada derman buldu bu gönlüm derken öbür taraftan sen seni bilsen seni diye ifade eder şiirlerinde. Ne güzel şiirlerdir. Yunus Emre'miz gibi halkın anlayacağı bir şekilde onunların onun içinden çıkmış bir zat olarak e, kaleme almıştır. Muhteşem bir insan. Tasavvufu sevdiren bir insan. Sonuncu Baba Hazretleri vefat ettikten sonra dedik ya e, kendisi halife oldu. E, kendisi bayramiye tarikatını kurdu. E, dedi ki Hocam biz ne yapalım şimdi? Sanat bilmeyiz. O da dedi ki arpa ek, burçak ek, buğday ek. Ve buraya geldikten sonra e, bu işlerle uğraştı. Ha, kendisi. Kendisi. Evet. Yani hani e, bazı şeyhler vardır ya müritler çalışsın o yesin. Yes. Öyle değil. Kendi talebelerini, e, müritlerini ne yaptı? E, bir sanat öğrenmeye, bir ziraat işlerine e, sevk etti toprak işlemeye, bir meslek sahibi olmaya sevk etti. Ve onlarla birlikte çalıştı. Hatta e, zannediyorum Akşemseddin Hazretleri'nin huzurunda da anlatmış idik. Akşemseddin Hazretleri e, kendisine talebe olmaya, mürit olmaya geldiğinde e, baktı ki işte insanların arasında onlardan yardım topluyor ki e, talebeleri bir torba alırlardı ee, zengin kişilerden o torbaya Alır. zekatlarını sadakalarını bağışlarını yapmalarını Toplar. isterdi onu dağıtırdı. dağıtırdı zaten yoksullar ve zenginler diye ikiye ayırırdı toplumu zenginlerle yoksullar arasındaki bu uçurumu bu şekilde yok etmeye yok çalışan etmeye bir çalışırdı. zattı Hı -hı. yardımlarla e, işte çalışmalarıyla sanatla toprağa ekip biçmesiyle bizzat çalışmasıyla böyle muhteşem bir azam muhteşem bir örnek muhteşem bir veli muhteşem bir mürşit hacı bayram veli hazretleri Evet. Türkiye'mizde dört tane veli vardır ha bu arada. Hı hı. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Hocam, <laughs> Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri, e, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Hazretleri, Kastamonu'da Şeyh Şaban'ı Veli Hazretleri ve Çankırı'da Eldivan'da e, Şeyh Murad'ı Veli Hazretleri. Hepsinin adı da Veli. Tamam onlara gideceğiz dört demek. tane Veli var. <laughs> bu dört veliyi gitmeden, bu dört Veli'yi ziyaret etmeden Veliler bu bitmez. Olay, ol, olay dört bitmez tane, diyorsun yani, yani Veli ismine sahip. <laughs> e, şu anda da Hacı Bayram Veli huzurundayız. Evet Hacı Bayram Veli Hazretleri hakkında e, önemli bir şeyi söylemiştik. E, batıni ilimlere sahip kişilerin mertebelerini yine denilir ki menkıbelerde anlatılır. Somuncu Baba Hazretleri hani onun gelmek istememesine dair gönlündeki uyanın o hissiyatı hissedince e, geldiğinde dedi ki Ey Bayram hoş geldin. Şu gökyüzüne bir bakar mısın dedi. Gökyüzüne bir baktı ki kendisinin oturduğu makam ile üstüne bir baktı Somuncu Baba'nın makamı. Yani zahiri ilimlerde olmak evet hoştur, güzeldir, alim olmak önemlidir, alimler peygamberlerin varisleridir. Ama alimin ötesinde bir de arif olmak lazımdır. Ariflik nedir? Allah-u Teala'nın sevdiği kullarına bahşettiği özel bir haldir. Arif'e tarif gerekmez, gerekmez diye de atalarımız ne güzel söylemişlerdir. Evet Arif'e tarif gerekmez. Ee, Yunus Emre'miz de belki okumayan birisiydi, ümmi birisiydi. Daha sonra ne hale geldiğini görüyoruz. Hala Yunus Emre'lerimiz unutulmadı. Hala Hacı Bayram Veli'lerimiz unutulmadı. Evet Hacı Bayram Veli Hazretlerinin talebelerine baktığımız zaman da onun ne kadar büyük bir zat olduğunu anlayabiliriz. Evet hocam gerçekten. Kaldı ki e, damadı olduğu da söylenilen İznik'te Eşrefoğlu Rumi. Önemli. Hmm. E, Göynük'te Ömer Bıçakçı Dede. Hmm. E, Göynük'te yine ziyaret ettik Akşemseddin Hazretleri. Arkadaşlar bu e, hocamızın söylediği hemen parantezle kesiyorum. E, zatların Akşemseddin'deki e, Akşemsetti'n Hazretleri'ndeki yani Göynük'teki bu zatları e, videomuza çektik. Geçen haftaki videomuzda zaten onlar olmuş olacak. Evet efendim. Kesinlikle. Yani sırf bunlara baktığınız zaman bile Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ne kadar büyük bir zat olduğunu ne kadar önemli bir zat olduğunu anlamak mümkündür. Evet hocam telefon e... yine telefon olmazsa olmaz. <laughs> bir kez daha geldi. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar bizim videolarımızda Cihan Hoca'nın bir kere telefon çalması gerek. Gelenek bozulmaması lazım. Bugün evet. de oldu. <laughs> evet hocam. Evet, e, şimdi. Cami de çok güzel bir cami hocam. Cami... Bu, o, sonradan mı yapılan, Kendisi... restore edilen yoksa evet, kendi döneminde? Kendisinden 2-3 yıl önce yapıldığı, ilk yapıldığı söylenen bir camimizdir. Bir de burası Bizans Roma Tabii, döneminden kalma çok eski dönemler ilk yerleşim bölgesi olması sebebiyle. Onun da sevgilen... bir hikayesi var diyorlar. Hacı Bayram Veli'nin bu camiye buraya gelmesi, burada yapması falan bilmiyorum ben hani bir okumuştum ama bilir misiniz, bilmez misiniz? Özellikle bu caminin buraya lokasyon olarak bu Bizans turlarının önüne yapılması, o döneme denk gelmesinin de bir hikayesi olduğunu hatırlıyorum ama şu an arkadaşlar şu an çok aklımda yok evet. ama öyle bir hikaye duymuştuk evet e, tabi burası e, Hacı Bayram Veli Hazretleri Ankaralı hı hı. ben de bir Ankaralı olarak çok seviniyorum evet. e, Ankara çok Kalesi'nin hemen karşısına evet. kurulmuş bir evet. nokta e, burada onların e, Bizansların eski tapınaklarının olduğu yerlerde e, ibadet haneleri, mabetlerin olduğunu görebiliyoruz e, Hacı Bayram Veli Hazretleri buraya e, caminin yapılması ve çilehanenin burada olması Özellikle e, hmm. olması artık burası bir İslam memleketidir. Hmm. Artık burada e, Allah'ın son dinin kuralları geçerlidir, hmm. şeriat geçerlidir hmm. ifadesi vardır. Evet, evet. Bir e, şey hocam. Doğru. Doğru. Çok güzel bir lokasyon olmuş. Ee, var mı hocam ekleyeceklerimiz e, Hacı Bayramla ilgili veya e, neler söyleyebiliriz ailesiyle ilgili yaşantısıyla ilgili evet. yani zaten dini bakımdan o, o ne kadar şey olduğunu hani anlattık zaten de Hacı ee, Bayram Veli Hazretlerinin e, beş tane erkek evladı hı hı. iki ya da üç tane kız evladı olduğu ifade hı. edilir e, Hacı Bayram Veli Hazretleri eserlerinde hep böyle Türkçe yu kullanmıştır Kitabül Fıwa'id ee, önemli eserlerinden birisidir. Ee, beş tane şiiri çok önemlidir. O şiirleri e, ilahi formatında da e, sanatçılarımız okumuşlardır. İşte biraz önce okumaya çalıştığımız eseri nasıl okumuşlar? Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm gibi güzel bir eserdir. <laughs> Hocam Eyvallah. bu şey mi ilahi formatında. Sanki Ramazan programlarında ben de duymuş gibiyim arkadaşlar. Çok meşhur, çok, çok güzel ha, bir eserdir. Evet, evet. Çok hoş bir eserdir. Ee, bunun gibi eserleri de, mevcuttur mevcut şimdi bir de şunu söylemek buyurunuz, lazım buyurunuz. çok önemli bir noktadır ikinci Murat Han Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası ikinci Murat Han Edirne'ye davet eder Hacı Bayram Veli Hazretlerinin hmm. Edirne'ye davet ettiğinde tabi o zamanlar fetret dönemi yaşandı Çelebi Mehmet bu fetret var. dönemini yok etti duraklama dönemi diyoruz hmm. Biraz kaos Karışık, oldu, karışıklık parç. oldu evet, falan. İkinci evet. ee, Murat da bu güzelliği Çelebi Mehmet yok ettirdikten sonra devam ettirdi. Ee, toparladı böyle İstanbul'u almak niyetinde. Tabii saltanat iddiasında bulunmak, sultanlık iddiasında, padişahlık sevdasında olanlar var. Onları e, bir yandan durduruyor, onların cezasını veriyor İkinci Murat Han. Ee, bu şekilde... Ee, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin de mürütlerinin artmasından dolayı fazla olmasından dolayı sanki ileri geri konuşanlar e, Hacı Bayram Veli Hazretleri de gözü koltukta hmm, sultanlıkta diye e, dedi kudu çıkarmaya başladılar ama öyle olmadığını anladılar ee, zaten. Yine filmi de yapıldı Hacı Bayram Veli O filmin son sahnesinde de görülür. E, i̇ki tane kendisine inanan, kendisini seven müridinin olduğunu. E, çadıra girip kurban edilmeyi göze alabilecek inanan, candan, yürekten bağlı iki kişinin olduğunu görürler. E, Hacı Bayram Veli bu şekilde bir düşüncesi olmadığı 2. Murat Han tarafından anlaşılınca Anlaşıldığında... ona hürmet edecek. Hmm. E, Edirne'de eski camide ona bir makam yapacak. Orada vaazlar verecek. Orada da hizmete devam edecek ki hala eski camide o Hacı Bayram Veli Hazretlerinin makamı Arapça yazıyla Osmanlıca yazıyla bu makam Hacı Bayram Veli Hazretlerine aittir diye caminin Yazıyor. duvarında yazmaktadır durmaktadır. İnşallah orayı görmekte nasip Kesinlikle. olur arkadaşlar biz Eski camiye gitmek lazım. Edirne'yi görmemiz lazım. Edirne evet. muhteşem Çekmemiz bir yer. Çekmemiz lazım. Yani görmemiz lazım derken tabii ki de gördük ama çekimini yapıp YouTube kanalımıza atmamız lazım. Evet hocam. Ondan sonra ikinci e, Murat Han Hacı Bayram Veli Hazretlerine hürmeti, sevgisi, muhabbeti artar ve şöyle bir ferman çıkarır. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin talebeleri sadece ilimle meşgul olacaktır. Hmm. Onlardan toprak vergisi, muafiyeti olacaktır. Hı hı. Onlar hizmete bu şekilde devam edecektir diye. O kadar Çok sevgiyi güzel. besledi. Çok güzel. Ve Hacı Bayram Veli Hazretleri Edirne'ye gidiş gelişte e, kime uğrayacaktır? Çanakkale Gelibolu'da Yazıcızade yazıcı kardeşlere uğrayacaktır. Kim bunlar? Ahmet Mehmet Bican kardeşler. Hmm. Ahmet Küçük, Mehmet Büyük. Envarul Laşikin ve Mehmet Bican'ın yazdığı da Muhammediye adlı eserler vardır. Bunlar eee ziyaret ettiğimiz Allah dostlarıdır. Şimdi size bir kapı daha çıktı. Gelin onu da Ahmet Mehmet <laughs> evet, Bican <hocam. gülüyor> kardeşlere gitmek lazım ki. Evet, evet. Envaru En Envar nur kelimesinin çoğulu nurlar anlamına gelir. Aşık'ın aşık kelimesinin çoğulu aşıklar. Demek ki envarul Laşikin ne oldu? Aşıkların Nurları. Muhammedi adlı eser de Peygamber Efendimiz hakkında yazılmış muhteşem tasavvufi bir eserdir. İşte bu eserleri yazmalarına sebep kimdir? Hacı Bayram Veli'dir. Hacı Niye? Hacı Bayram Veli Hazretleri Edirne'ye giderken onları da misafir oldu. Bir ay kadar orada kaldı. kaldı. Onun ne kadar mübarek bir zat olduğunu anladılar ve ona tabi oldular. Mürit hmm. oldular. Hem Ahmet Bican hem de Mehmet Bican. Yani düşünebiliyor düşünebiliyorsunuz Gelibolu'da bunlar. E, İznik'te Eşref Oğlur Omi, e, Göynük'te Akşemseddin Hazretler ve Ömer Bıçakçı dede yetiştirdiği talebelere bir bakınız Allah aşkına. Gerçekten ya. etkileyici. Yani insanın tüyleri diken diken oluyor Şimdi, gerçekten. İşin içine girince biraz tasavvuf Kesinlikle. Evet. E, biliyor musunuz? Ankara niye başkent olmuştur? Bana göre bence bunu tek bir izahı vardır. Hacı Bayram Veli Hazretleri burada Ankara'da olduğu için, olduğu için. Burada metfun olduğu için. Başka bir yolu yoktu. Hmm. İstanbul dünyanın payitahtıdır. Dünyanın başkenti orasıdır. Ee, dünyanın başkentini Hacı Bayram Veli'nin talebesi olan Akşemseddin Hazretleri'nin talebesi Padişahımız 7. Ee, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilmiştir. İstanbul o yüzden dünyanın başkentidir. Ama Akşemseddin Hoca Hacı Bayram Veli Ankara'da olduğu için de Ankara Türkiye'mizin başkentidir. başkentidir. Ee, ve nasıl İstanbul ilerbet dünya durdukça bizimdir sonsuza kadar Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak devam o edecektir. Hacı Bayram Veli burada olduğu müddetçe. Ne zaman ki bir türbesi kaldırılır, başka biriyle defnedilir, orası başkent olur. Ama hocam öyle bir şey olması <laughs> mümkün değil. Yani evet. zat burada doğmuş, bütün Tabii, el, Ankara hayatı burada geçmiş, anılar burada yaşanılan o mübarek e, olaylar belki de burada, o bir sürü enstantaneler var. Evet. Güzel yani Ankara için ben seviyorum açıkçası Hacı Bayram'a böyle kendi adıma zaman zaman böyle kaçmayı gelmeyi yazın özellikle. Bir de bu çevre düzenlemesi falan olunca arkadaşlar çok güzel oldu. Tamam biz Ankara'da oturuyoruz falan filan ama e, şimdi bizim Malatya'dan izleyen, Mersin'den izleyen, Elazığ'dan herkes için Hacı Bayram çok önemli. Yani Ankara'ya gelindiği zaman nereye gideceksiniz? Tabii ki de ilk önce kaleye gitmeniz lazım. O ayrı tarih ama şimdi mübarek saatler deyince kilometrelerce öteden biz nasıl e, Somuncu Baba'ya, Malatya'ya gidiyorsak onlar da buraya Hacı Bayram'a geliyorlar, gelmeliler diye düşünüyorum. Yani evet, bunun zaten ili yok, şehri yok. Allah dostlarını ziyaretle başlar. Akıl ve fikir sahipleri, e, kafasını aklını kullanan tüccarlar bir yere gittiğinde işine gücüne bakmadan önce pazara gitmeden önce orada manevi mimar kim, orada ziyaret edilmesi gereken Allah önce dostu onu kimdi ziyaret onu ziyaret edermiş, ondan sonra işine gücüne bakarmış. Hı, önce ondan bir şey alırmış Tabii ki. İcazet. <laughs> son bir şey daha Buyurunuz, anlatayım. Lütfen. Aklıma gelmişken e, bazı e, kişiler kabul etmez e, ama yine anlatılır. Çok önemlidir. Ee, i̇şin nitelik açısından önemi haizdir. Ee, Hacı Bayram Veli Hazretleri iki Murat Han'ın huzuruna varınca e, yeni doğmuş bir evladı var. E, Fatih Sultan Mehmet Han. Ona hoca ister. Hoca olarak da Akşemseddin Hazretlerini verir. Hacı Bayram Veli Akşemseddin'i görevlendirir. Ve Fatih Akşemseddin'in elinde yetişir. Bir gün e ee, ikinci Murat Han Hacı Bayram Veli Hazretlerine der ki: "Hocam efendim himmet buyurun dua edin de şu İstanbul'un fethi bize müyesser, müyesser ola." Olsun. O da diyecektir ki: hünkârım İstanbul'un fethini ne siz göreceksiniz ne de biz." İstanbul'un fethi bizim şu köseyle sizin makdumunuza hmm. nasip olacaktır. Köse dediğim Akşemseddin Hazretleri der ki sakalları pek çıkmazmış. Zaten çıktıktan sonra da beyaz çıkmış. O yüzden Akşeh, hmm. Akşemseddin hmm. denilmiş. Ee, mahtum dediği de işte Fatih Sultan Mehmet eskiden erkek çocuklarına e, mahtum kız çocuklarına da kerime derlerdi. <laughs> ee, mahtum hizmet edilmesi gereken kişi, kerime de ikram edilmesi gereken kişi anlamına geliyor. Dolayısıyla erkek çocuklarınıza hizmet edin, kız çocuklarınıza da ikram edin ki büyünce de onlar size hizmet etsin, ikram etsin. İşte e, Hacı Bayram Veli'nin bu ifadesi, bu sözü tekerür edecektir, yani karşılığını bulacaktır. Ne ikinci Murad'a nasip olacaktır, ne Hacı Bayram Veli görecektir. Gerçekten de 21 yaşına girdiğinde Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethedecektir, ama İstanbul'un manevi fatihi. Akşemseddin Hazretleri olacaktır. Akşemseddin Hazretleri'nin hocası Hacı Bayram Veli olacaktır. Hacı Bayram Veli'nin hocası Somuncu Baba Hazretleri olacaktır. Arkadaşlar o Hepsi. zaman biz Somuncu Baba'ya da gideceğiz. Bu iş bunu gösteriyor. En yakın Somuncu Baba Aksaray'da. Önce bir oraya gideriz sonra Malatya'ya bakarız hocam. Malatya dairende <laughs> biraz daha e, ön plandadır. Mi? Biraz daha tarihçilerin şey kabul herhalde Hocam bir de bazı yerler e, kabir bazı yerler makam uğradığı yer diye geçiyor evet. diye e, söylüyorlar ama Acaba hani en çok e, gerçekten hani türbenin olduğu yerin Malatya olduğunda bir hem fikir herkes ama Malat şey Aksaray içinde Aksaray burada diyorlar Aksaraylılar Aksaraylılar der ki Somuncu Baba Hazretleri Hacı Bayram Veli ile birlikte haç görevini ifa ettikten sonra e, geri döndüler e, Malatya'da hastalandılar ama e, Aksaray'da da çilehanesi vardır. Çilehanesini Oğlu gördüm. Yusuf evet. Hakiki Hazretleri vardır. Dolayısıyla buraya kadar geldi. Vefatı burada oldu. E, türbesi de kabride buradadır derler. E, Daren dediler de der ki evet e, Malatya'ya da hastalandı ama hasta haliyle Aksaray'a gidecek hali yoktu. Burada vefat etti. Türbesi buradadır derler. Allah alem ben hep söylediğim bir şey var. Allah dostlarının böyle birkaç yerde e, kabrinin olması Güzel. hoştur, güzeldir. Güzel. E, istiyorum ki Cihan da vefat ettiğinde birkaç yerde <laughs> kabri olsun, türbesi olsun, versin. olsun Allah uzun e, ben, bir ömür zarar gelmez. Ama şöyle yani e, bizim için siz kıymetlisiniz. Çünkü şimdi az önce ne söylediniz? Dediniz ki size bir kapı daha çıktı, Gelibolu'ya gideceksiniz. Şimdi Kesin. ben Gelibolu'ya gidince kime anlattıracağım? Yok kimse Ahmet, yok. <laughs> yani e, bizim için siz o yüzden çok önemlisiniz. Ha, insan ve kişilik olarak, karakter olarak tabii ki de çok kıymetlisini seviyoruz. Ama bu kadar dolu bir insanla bizim bu programları yap bizi de çok olumlu şeyler getiriyor. Yani insanlar bize gerçekten çok güzel dönüşler yapıyorlar hocam. Ee, güzel gidiyor. Bu seri güzel gidiyor. Yani dediğiniz o şeyleri de zatları da yine birlikte devam ettirebiliriz. Önümüzdeki süreçlere bakacağız arkadaşlar. Ağzınıza sağlık hocam. Evet, dört veli. Dört veli. Somuncu baba. <laughs> Ahmet Mehmet Bican. Çanakkale. Eşrefoğlu Rumi. Hocam izlek. ben istiyorum ki şu Yunus Emre'yi de bir aradan çıkartalım. Yunus Emre, Yunus Emre, Emre e, şimdi Taptuğu anlatınca Yunus'u anlatmak olmaz. Akşemsettin'i anlattık. Hacı Bayram mı? Tamam. Kesinlikle. Bu o tamam ama taptuğu anlatınca Yunus anlatmamak olmaz. Bir de Hacı Bektaş yapalım şöyle baharda inşallah arkadaşlar. Ondan sonrasına bakacağız. Ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sabah sabah arkadaşlar sabah erken saatte geldik. Hacı Bayram Hazretleri genelde kalabalık bir mekan biliyorsunuz. Görüntümüzün hani sizin gözünüze hoş görünmesi açısından böyle camiye güzel görün, berrak görün diye çekimlerimizi böyle daha sakin bir serin bir sabahta yaptık. Ankara zaten biliyorsunuz serin normalde. Hocamız da yine bizi kırmadı, geldi. Sağ olsun. Hacı Bayram'ı ben çok uzun zamandır çekmek istiyordum. Benim YouTube kanalımda Hacı Bayram var ama benim anlattığım 3-5 dakikalık bir Hacı Bayram'la şu anki belki bir yarım saatlik anlattığımız Hacı Bayram çok 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 dolu ve farklı. Size çok ciddi çok büyük bir face katacaktır, katacaktır diye düşünüyoruz. Güzel olacak. Bu seriye gider. Yani tarih kanalıyız ama biliyorsunuz tarihten gelen kişilikleri manevi mimarları da çöküyoruz. Bu da bize çok dediğimiz gibi olumlu. Sizlerden güzel tepkiler geliyor. Biz devam edeceğiz. Ee, hocam tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi olur. Ayaklarınızı sağlık. Eksim Arkadaşlar oldu. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bizleri beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bakın sizlerden abonelik bekliyoruz. Şöyle bir tık yapıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Çok basit bir şey. Ee, bunun bir ücreti yok, herhangi bir karşılığı da yok. Bu kanalın büyümesini ben çok istiyorum şahsen. Yani öyle hemen çok kolay olacağını zannetmiyorum, olmuyor da. Ama burada çok ciddi bir emek var. E, tarihi seven bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza lütfen söyleyelim. Kanalımıza abone olsunlar, bizleri beğensinler. Bu seri devam eder. Önümüzdeki süreçlerde çok daha farklı yerlere gideceğiz. Bundan sonraki hafta İstanbul başlıyor. Bir İstanbul serisi yapacağız arkadaşlar. Üç bölüm. Bir tarih hocamızla birlikte, bayan bir tarih hocamızla birlikte Allah nasip ederse Ayasofya, İdrisi Bitlis Tepesi yani Pierre ve Yedi Tepe İstanbul 3 bölüm yapacağız. Bu Yedi Tepe İstanbul'daki yedi tane camiye, işte Şehzadebaşı, Nur Osmaniye, Süleymaniye bunları çekeceğiz. Çok güzel bölümler geliyor. Lütfen kanalımıza abone olun ve bütün sevdiklerinize duyurun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.